Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerimiz, bizi ilgiyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü siz izledikçe biz sevap kazanmaktayız. Bugün yeni bir konuyla inşallah devam edeceğiz. Devam etmek istediğimiz konu helal ve haram hakkında olacak. Özellikle yani helal lokma hakkında olacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helalden mi yoksa haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlı buyurdular ki böylelerin duasını asla Allah-u Teala kabul etmez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki ey insanlar, Allah temizdir, temizi sever. Temizden, tayyipten, yani temizden başka şey asla kabul etmez. Allah müminlere emrettiği şeyleri peygambere emretmiş. Olduklarının aynısıdır. Yani peygamberlere ne emrettiyse müminlere de aynı şeyi emretmiştir. Müminlere her neyi emrettiyse peygamberlere de aynı şeyi emretmiştir. Zaten şimdi ilgili ayet kelimeleri okuyacağız inşallah. Allah-u Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyuher rusul. Kulu minet tayyibati ve amelu salihan. İnni bima ta'menun alim. Sadakallahu azim. Ey peygamberler. Temiz, helal şeylerden yiyin. Ve salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim buyuruyor Allah-u Teala. Bunu peygamberlere böyle buyurduktan sonra bakalım müminlere de ne buyuracak. Az önce okuduğum ayet kelime Müminin Suresinin 51. ayet kelimesiydi. Şimdi ise Bakara Suresinin 172. ayetin baş kısmını, baş tarafını inşallah okuyacağız. Dilerim bunları tefsirine de bakayım ama inşallah bir zaman sonra onların tefsirlerine de baktıktan sonra ilgili malumatı paylaşacağım inşallah. Evet, Allah-u Teala Peygamber'in hadisinin devamında buyurdu ki müminlere de şöyle buyuruyor. Peygamberlere ey peygamberler temiz helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin, yani iyi ameller yapın. Güzel işler yapın. Çünkü yaptıklarınızı ben hakkıyla biliyorum demişti. Müminin Suresinin 51. ayet kelimesinde. Bakara Suresinin 172. ayetinde de müminlere Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde bize okuyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum. Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin diye emir buyurmuştur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyuruyor. Bu ayet kelimeleri okuyor ve izahat yapıyor. Yani aslında tefsir yapıyor. Ayetlerin tefsirini yapıyor. Biz tefsirle haşır meşgulüz. Ara ara elhamdülillah. Ama şimdi tefsir dedik. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten hutbe veriyor.
okuduğu ayet kelimeleri aslında kendi tefsir ediyor. Ben az önce de tefsir hakkında konuşmam ise yani tefsirlerde şu an tefsir kitaplarında çok malumat var. Onu demek istemiştim. Aslında zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize özet olarak bu ayet kelimeleri tefsir ediyor. İki ayet kelimeyi okumuştu ve onları özetle bize tefsir ediyor, yani açıklıyor. Evet, müminlere de Allah-u Teala'nın temiz ve helal olanlardan yemesini emrettiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az önce okuduğum ayet-i kerimede bize bildirdi. Devamında buyurdular ki, sonra seferi uzatıp saçı başı dağınık toz toprak içinde ve elini semaya kaldırıp "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu zikredip dedi ki, bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haramla beslenmektedir bu kimse. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilsin? Yani duasına icabet edilmez. Haramla beslenen bir vücut sahibini nasıl duası kabul edilir buyurdu. Başka bir hadis-i şerif daha hatırıma geldi şu anda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haramla beslenen bir vücudun cehenneme daha çok layık olduğunu bize bildiriyor. Bu konuyla ilgili yani helal haramla ilgili ayet-i kerimeler var. Başka ayet-i kerimeler de var. Hadis-i şerifler zaten çok çok var. Biz kısaca burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kısa bir hutbesini sadece size duyurduk. Allahu Teala daha nice hayırlar, dünya ahiretimize yönelik faydalı ilimler, faydalı bilgiler size ve kendi nefsimizde anıp faydalanmayı, daha dünya hayatındayken cenneti kazanıp Cemalullah'la müşerref olanlardan Rabbim bizleri eylesin ve helal lokmayla beslenip duası kabul olan zümrelere ilhak eylesin. İyi insanları salih insanlar arasına katsın. Şu sözle bitiriyorum. Yine büyüklerimizin, alimlerin çok kullandığı bir söz var. O da şu: dua semanın anahtarıdır buyuruyorlar. O anahtarın dişleri ise helal lokmadır buyurdular. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.